10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da tam anlamıyla bir katliam planlandı ve hayata geçirildi. Biz bu bombaları patlatanları da, koruyup kollayanları da, işbirlikçileri de, katliamcıları da dün Maraş'tan, Sivas'tan, Çorum'dan, Taksim'den, Madımak'tan, Roboski'den, Reyhanlı'dan, Adana'dan, Mersin'den, Diyarbakır'dan, Suruç'tan ve en son olarak yüzlerce barış şehidi ve yüzlerce ağır yaralı verdiğimiz Ankara'dan biliyoruz. Dönemin başbakanının IŞİD için bir grup öfkeli genç, patlamalar oldukça oylarımız her geçen yükseliyor söylemi hafızalarımızda hala tazeliğini koruyor. Saraylarını, saltanatlarını kurtarmak için Türkiye'yi kanlı bir sürecin içine çekenlere karşı ülkenin dört bir yanından gelen Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla on binlerin buluştuğu, kucaklaştığı, aynı türküleri söyleyerek, aynı halaya, aynı horona durarak, emek, barış, demokrasi diye insanlara saldırarak katliam yapanların hedefi neydi? Herhangi bir güvenlik zafiyeti yok derken bu katliam nasıl gerçekleşti? Güvenlik zafiyeti yoksa emniyet müdürü niye görevden alındı? Ankara katliamında adı geçenlerin Suruç katliamıyla bağlantılarının kesin olmasına rağmen niye en ufak bir önlem alınmadı? Ancak ne yaparlarsa yapsınlar gerçeklerin üstü örtülmedi, örtülmeyecek. 10 Ekim Ankara katliamının üzerinin örtülmesine, Ankara'nın kirli, karanlık denizlerine hapsedilmesine izin vermeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun, emek, barış ve demokrasi mücadelemizden asla ve asla geri adım atmayacağız. Arkadaşlar, basın önerilerse biraz arkadaşlar çekemiyor musunuz?